quiero ponerlos. También podemos poner este. ¿Qué has hecho? Şu çok güzel. Bu olmasa bittik biz. Öyle olmadı. Böyle çekemedik derken derken ışık gitti. Güneş battı. Selam. 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 Bugün biraz şeyden bahsedeceğiz. Havalı bir hareket bulsam girişlerine. Direkt giriyorum. Direkt. Bugün yabancı dilde dizi veya film izlemenin o dili öğrenmedeki katkılarından bahsetmek istiyorum. Bana sorular geliyor. Sadece dizi veya film izleyerek İspanyolca öğrenebilir miyim? Öğrenemezsin. Dizi veya film izlemek tabii ki de yabancı bir dil öğrenmeye etki sağlar. Ama bu etki senin o dildeki seviyene bağlı olarak değişen bir şey. O dile dair hiçbir şey bilmediğimizi düşünelim, tamam mı? Örneğin İspanyolcaya dair şimdiye kadar hiçbir şey duymadık, bilmiyoruz. Bir dizi açtık. Bu bize kulak aşinalığı sağlar. Ve birkaç tane böyle günlük kelime öğrenebiliriz. Ne gibi mesela? La Casa de Papel izleyen hemen hemen herkesin tranquila, tranquilo kelimesini öğrenmesi gibi. Şuraya bir örnek koyayım mı La Casa de Papel'le? Bizim dildeki seviyemiz arttıkça dizi yahut film izlerken öğrendiğimiz kelime sayısı da artıyor. Nasıl oluyor mesela? Artık basit cümleler kurmayı öğrendin diyelim. Küçük bir cümle nasıl kuruluyor biliyorsun. Filmi izlerken herhangi bir fiili yakaladığın zaman yanına gelen kelimeyi öğrenmen daha da basitleşir. Neden? Çünkü seviyen zaten senin biraz daha yüksek. Artık olur mesela aynı zamanda kelimelerin, bildiğin kelimelerin mesela cümlelerin nerelerde kullanıldığını, nasıl kullanılırsa farklı anlamlara geldiğini falan da görebiliyorsun. Mesela kitaplardan vesaire ne görüyoruz biz? Selam verirken hola dendiğini, işte nasılsın derken como estas dendiğini görüyoruz. Ama bir dizi izliyorsak mesela selam verirken que pasa dediğini ya da como estas yerine daha çok que tal kullandıklarını görürüz. Ya da mesela tahmin ediyorum ki hiçbir kitapta bir telefon görüşmesini kapatırken vale venga benga diye kapattıklarını görmeyiz. Bunu nerede görürüz? Dersin yerinde görürsün. Bu konuyu geçtim artık. Yani diyelim ki gitme şansımız yok. Evimizden oturduk izliyoruz. Dizilerden görürüz günlük kullanımını. Ne yapıyor adam mesela? Telefonu que pasa diye açıyor. Ya da dime, söyle, bana söyle diye açıyor telefonu mesela. Hola diye açmıyor telefonu. Dime diye açıyor. Ya da kapatırken hasta luego demiyor da benga diyor. Bunu da yine dizilerden, filmlerden öğreniyoruz. Güzel bir katkı. Diyelim ki artık o dilde daha iyi bir seviyeye sahibiz. Dizi film izlemek artık bu işin pratiği oluyor. Yani mesela nasıl olabilir? Artık bayağı bir ilerlemişsindir. Altyazıyı çıkarırsın, öyle izlersin. Öyle anlamaya çalışırsın. Ben mesela Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ve Buz Devri üçlüsünü milyonlarca kez izleyebilirim. Ben mesela ne yapıyorum? İşte orijinal dilde izliyorum. Türkçe altyazı koyuyorum. Herkesin yaptığı gibi. Sonra mesela onu İspanyolca dublajlı izliyorum. İngilizce altyazılı izliyorum. Sonra İspanyolca dublajlı, Türkçe altyazılı izleyebiliyorum. İşte ne bileyim İngilizce izliyorum, İspanyolca altyazılı koyuyorum. Artık hani biraz daha geliştirmek istiyorsam altyazıları çıkarıp öyle izliyorum. Bu arada hemen böyle dublajlı film izleyen de ne bileyim ciler falan çıkacaklar. Ya, şimdi büyük yapımlardan bahsediyorsak, benim bu saydığım üçlü gibi koca koca yapımlardan bahsediyorsak bunların dublajları da kaliteli oluyor arkadaşlar. Böyle Flash TV oyuncuları gibi şey olmuyor yani. Mesela Buz Devri'nin Türkçe dublajı mükemmel yani. Benim sorunum ne? Herkesin manitası var. Benimse bebek gibi bir surat. Ben daha sonra orijinalini izledim. O kadar eğlenmedim. O kadar beğenmedim mesela. Ya da Asterix ve Obelix'teki o müteahhite yapılan Karadeniz dublajı gelmiş geçmiş en iyi dublaj yani. Ben de şey anladım. Asrın hanım göbeğiyle birlikte kuşkonmaz anladım. Acaba kadın göbeği mi de? Nasıl kelam? Diyelim ki İspanyolca öğrenmek istiyorsunuz. Böyle büyük yapımların İspanyolca dublajları da çok güzel oluyor. Artık belirli bir seviyeye geldiyseniz direkt altyazıyı çıkarıp İspanyolcasını izleyebilirsiniz. Bunlara da böyle animasyonlardan başlamanızı öneririm. Niye? Çünkü basit, kolay, mutlu, huzurlu. Animasyon yani sonuçta. Mesela Coco var. Aşağıya eklerim. Bir liste eklerim, oradan bakarsınız. Coco, Latin ülkelerine, Latin Amerika'dan gelen bir animasyon. Ama olsun, o da İspanyolca yani. Mesela La Casa de Papel, hani hepiniz biliyorsunuzdur, artık patladı gitti. Herkesin o diziden şöyle böyle bir İspanyolca aşkı kabardı.
Bisabis var. O da çok güzel. İspanyolcası da gayet basit. İzleyebilirsiniz. El Barco diye not almışım ama büyük ihtimalle El Barco'nun Türkçe altyazısı yok. Daha iyi seviyeye gelmiş birileri izleyecek demek üzereydim ama büyük ihtimalle iyi bir seviyesi olan da açıp bu videoyu izlemez diye düşünüyorum. Zaten 150 tane takipçim. Seviliyorsunuz. Teşekkür ederim beni burada yalnız bırakmadığınız için. Sonra Los Ojos de Julia var. Korku filmi. Çok basit. Aşırı derecede basit. Çünkü zaten hani pek fazla konuşmuyorlar filmde. Onu da izleyebilirsiniz. Biraz not almışım. Çok da fazla not almamışım açıkçası şu anda. Ama videoyu yükledikten sonra ne olur aklıma gelir diye düşünüyorum. Ve bu açıklamalar kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Unutmadan Pan'ın Labirentini mutlaka izleyin. İspanyolca. O kadar güzel ki, öyle bir film ki yani. Onu altyazılı izleyin, o biraz zor. Öyle yani, o zaman sonra görüşürüz.